Şimdi şekilde bir cadde verilmiş. Yolumuz bu şekilde. Yolun bir tarafı bu taraf, diğer tarafı da burası. Kaldırım gibi düşünebiliriz. Yani şurası kaldırım. Bu da karşı tarafın kaldırımı. Şeridin birisi burası, diğeri de şurası gibi düşünebiliriz. Şimdi şöyle bir durum varmış. A noktasına ve B noktasına direk dikiliyormuş. Işıklandırma direği. Sonra A noktasından başlayarak, şuradan başlayarak 108 metre aralıklarla, yani 108 metre sonrasına, şurası, sonra yine 108 metre ilerisine direk dikiliyormuş elektrik direği. Bu tarafta ise, yolun bu tarafında ise 96 metre aralıklarla dikiliyormuş. Yani buraya dikiliyor. Bir sonraki buraya 96 metre. Bir sonraki tabii biraz büyük gibi görünüyor ama burası yine 96 metre. Böyle 96 metre aralıklarla direkler dikiliyormuş. Şimdi A ve B noktalarına, şuralara dikilecek olan direklerin arasındaki mesafe 5 metre. Yani yolun genişliği 5 metreymiş. Sonra direkler dikilerek devam ediliyor. Bize sorulan şey ise ikinci en küçük uzunluğun kaç metre olacak? Tabii belli bir süre sonra bunlar yine karşılıklı hizaya gelecek. Karşılıklı hizaya geldikleri zaman yine aralarındaki mesafe 5 metre olacak. Onu istemiyoruz bizden. Tekrar 5 metre olacak bundan bir sonrakinde yine. Ama bizden istediği bunun haricinde, yani şöyle tam karşılıklı olanların dışında ne kadarlık bir mesafe olacak. Biz şunu hesaplayabiliriz mesela, bu aradaki mesafeyi, şu aradaki mesafeyi. Bunu. Tabii şunun tam karşısına hesaplarsak şurayı. Burası 90 derece olacak. Şu uzunluk tabii 5 birim. Burası 5 olduğuna göre bu da 5. Sonra burası 108. Şunun tamamı 108 olacak. Burası 96, 108 olması için şurası 12 olmalı. Burası 12 olmalı. Toplam 8. 5, 12, 13. Şu uzunluk 13 olur. Buradaki mesafe 13 metre olacak. Şimdi devamını hesaplamayı düşünebiliriz. Mesela şu olsaydı belki de bu olacak. Bu daha kısa bir mesafe olacak. Şurası tamamı 96 metreydi. Biz 12'sini çıkarırsak 96'dan buraya 84 kalır. Şu uzunluğu hiç hesaplamaya gerek yok. 5, 84. Burası bir kere çok büyük bir mesafe olacak. Biz sanki kısaymış gibi görüyoruz ama şunu uzatsam ben, Pisagor teoremini uygulasak dik kenarlardan biri 5, diğeri 84. Burası büyük bir şey çıkar. Buna nazaran. Şu olsa, diyelim ki şu taraftaki olsa en kısa mesafe, yani şu iki direk arasındaki mesafeyi hesaplasak, şuradan dikmeyi indiriyoruz. Burası 90 derece. Şimdi 108 burası, 108 de burası. Ya da şuradan gidelim. Hazır hesaplamıştık zaten burayı. Şuradan itibaren hesaplayalım. Burası 84. 108 olmasını istiyorsak şu araya kalan parça 24 olmalı. Burası 24. Şu aradaki mesafe 5 metreydi. 5 metre, 24 metre. Burası 25 değil. 7-24 olsa 25 olurdu. Büyük bir şey. Yani şu 12'ye nazaran yine büyük bir şey olacak. Bu şekilde devam edersek şu aralardaki mesafeler hiçbir zaman buradaki kadar kısa olmayacak. Yani bu 5 metreden sonraki en yakın mesafe şu olacak ve en kısa uzunluk da 13 metre olur. Hesaplamayı sürdürürsek daha küçüğünü bulamıyoruz.